Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok gösterişli ve çok lezzetli poğaça tarifi paylaşacağım. Şöyle ilk bakışta sanki çok fazla zamanınızı alınacak gibi görünse de aslında asla fazla zamanınızı almıyor. Düşündüğünüz gibi fazla zor değil, fazla da zamanınızı almayacak. Bir tane beze açacaksınız, keseceksiniz ve şekillendireceksiniz. Bu kadar basit. Ben bu poğaçaları iç harcı olarak patates ve biber kullandım. Fakat sizler kendi damak zevkinize göre dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Ve hemen tarifimize geçiyoruz. Bu tarif için kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Gerekli olan malzemeler 6,5 bardak un, 1,5 bardak süt, sütümüz mutlaka ılık olmalı, 1 bardak sıvı yağ, 2 tane yumurta, yumurtanın bir tanesinin sarısını üzerine kullanmak için ayıracağız, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket mayanın 1/4 üçünü kullanacağız, yani 30 gram maya kullanacağız. Ilık olan sütümüzü hamur yoğurma kabımızın içerisine koyuyoruz. Sütümüz mutlaka ılık olmalı. Mayamızı içerisine ufalıyoruz. Yaş maya yerine kuru maya da kullanabilirsiniz. Kuru maya kullanacaksanız 1 paket kullanmanız yeterlidir. 2 yemek kaşığı toz şeker de ilave edip güzelce çırparak eritiyoruz. Yaş maya kullandığımız için çırptıktan sonra bekletmemize gerek yok. Fakat kuru maya kullanacaksanız kesinlikle 1-5 dakika bekletmelisiniz. Sıvı yağını ilave ediyoruz. 1 yemek kaşığı tuz, 2 yumurtanın bir tanesini bütün olarak ilave ediyoruz. İkinci yumurtamızın beyazını içerisine ilave ediyoruz. Sarısını da üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Ve malzemelerimizi tekrar birlikte çırpıyoruz. Unun ilk önce yarısını ilave ediyoruz ve çırpma teliyle çırparak karıştırıyoruz. Direkt elinizle yoğurmaya da geçebilirsiniz. Fakat teliyle çırptığınız eliniz çok da fazla batmayacaktır. Teli çıkarttıktan sonra unu ilave ediyoruz. Şöyle bir yarım bardak kadar bırakıyoruz. Çünkü unun kalitesine göre kullanacağımız un miktarı değişebilir. O yüzden yarım bardak bırakın. Daha sonradan ilave edip etmeyeceğinize karar verirsiniz. Ben bütün unu hepsini ilave ettim ve elimle yoğurmaya devam ettim. Normal poğaça hamurlarından bir tık daha sert hamur elde ediyoruz. Hamuru şöyle 1-2 dakika yoğurduğumuzda toparlanmaya başladığında hamurumuz olmuş demektir. Mayalı hamurları çok da fazla yoğurmanıza gerek yok. Üzerine hava almayacak şekilde streç folyo veyahut da kapağıyla kapatıyoruz. Temiz bir havluya veyahut da beze sararaktan 1 saat oda sıcaklığında bekletiyoruz. Hamurumuz 1 saat beklerken yumurta sarımızın üzeri kabuk bağlayabilir. O yüzden üzerini streç folyo ile kapatıyoruz. Bu arada iç harcımızı hazırlıyoruz. Ben patatesleri akşamdan haşlayıp pişirmiştim. Pişirmiş olduğumuz patatesleri soyuyoruz. Daha sonra rendeliyoruz. Küçük küçük de doğrayabilirsiniz. 3 renkli biber ve 1 tane soğanı da aynı şekilde doğruyoruz. Soğanı ben rendeledim, biberleri de doğradım. Patatesin içerisine hepsini ilave ediyoruz. Bizler daha çok poğaçayı patatesi sevdiğimiz için ben genelde patatesli yapıyorum. Fakat sizler isterseniz peynirli veya da kıymalı da yapabilirsiniz. Tatlandırmak için tuz, kırmızı toz biber, karabiber, 4 yemek kaşığı da sıvı yağını ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Tuzunu tadarak kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. İç harcımızı da bu arada hazırlamış olduk. Ben hamuru 45 dakika beklettim. 45 dakika bekledikten sonra hamurumuzu açıyoruz. Mayalı hamurların tekrar havasını almaya gerek yok. Kesinlikle havasını almıyoruz. Hamuruyla oynamıyoruz. Hamuruyla fazla oynarsanız hamurun kıvamı bozulabilir. O yüzden tahtamızı unluyoruz ve olduğu gibi tahtamızın üzerine alıyoruz. Hamurun üzerine de unluyoruz ve gördüğünüz gibi ben hamura hiç dokunmadım. Ve direkt merdane ile açıyoruz. Hamurdan büyük bir yufka açacağımız için hamuru açtıktan sonra tahtaya yapışmaması için mutlaka tahtamızın her tarafını unlamalıyız. Daha sonra keseceğimiz parçalar dikdörtgen şeklinde olacağı için hamurumuzu da dikdörtgen şekilde açıyoruz. İlk önce yuvarlak olabilir ve daha sonra elimizle düzelterek dikdörtgen şeklini verebiliriz. Arada elimizle düzeltip açarsaydık dikdörtgen bir hamur elde edebilirsiniz. Hamurumuz yumuşak olduğu için kolaylıkla şekillendirebiliyoruz ve gördüğünüz gibi ben elimle düzelterek dikdörtgen bir hamur elde ettim.
Hamurumuzu bayağı bir büyük açtıktan sonra hamurumuzun tekrar tahtaya yapışmaması için altını kaldırıyoruz ve biraz daha unu serpiştiriyoruz. Çünkü daha sonra tahtaya yapışırsa vereceğimiz şekillerde zorluk çekebiliriz. Biraz daha açıyoruz. Kenar tam düz olmayabilir. Onun için düz olmayan yerleri keserekten çıkartabiliyoruz ve düzleştiriyoruz. Ben kesmeden önce ölçtüm. 13 santim aralıklı olarak kestim. Diğer tarafı da ölçtüm. Diğer tarafı da 15 santim uzunluğundaydı. Keserken ek oklava kullanırsanız daha rahat keseceksiniz. Baştan aklıma gelmedi. Daha sonradan oklava kullanarak gördüğünüz şekilde kestim. Ve dikdörtgen parçalar elde ediyoruz. Parçaların kenarlarından daha sonra keserek şekil vereceğimiz için parçaları gördüğünüz şekilde ayırıyoruz. Daha sonra keserken daha kolay kesebilmek için gördüğünüz aralıklarda ayırdım. Ve gördüğünüz şekilde biraz çapraz şekilde kesiyoruz. Karşı tarafı da aynı şekilde çaprazlama kesiyoruz. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hafif çapraz olarak kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu poğaçalara kesinlikle aparatta lazım değil. Normal bir bıçak ile de kesebilirsiniz. Biraz daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz aralıklarda çapraz olarak kesiyoruz. Daha önce hazırlamış olduğumuz patatesli harcımızdan ortasına gördüğünüz kısma koyuyoruz. Şekil verirken zorluk çekmemek için şöyle 1-1,5 santimetre kalınlığında koymamız yeterlidir. Şekil yaparken daha rahat şekil verebilmek için kaşıkla gördüğünüz şekilde yanlarını ve üstlerini düzleştiriyoruz. Uçlarını daha rahat katlayabilmek için gördüğünüz şekilde ortasından kesiyoruz. Karşılıklı olarak ilk önce uçlarını kapatıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde kapatıyoruz. Kesmiş olduğumuz şerit halindeki parçaları karşılıklı olarak bir o taraftan bir o taraftan alarak çapraz şekilde kapatıyoruz. İyi bir şekilde anlaşılması için birkaç defa gösterdim. Görüyorsunuz, öncelikle uçları kapatıyoruz. Karşı ucu da aynı şekilde kapatıyoruz. Ve daha sonra şeritleri karşılık olarak çapraz şekilde koyuyoruz. Bu kadar güzel şekli böyle basit bir hareketle verebiliyoruz. Aslında çok basit fakat daha iyi anlaşılması için önce biraz uzaktan çektim ve daha sonra biraz daha yakından çektim ki tam olarak anlaşılması için. Takip ettiğinizi eminim ki çok iyi anlayacaksınız. Çünkü çok basit bir hareketle çok güzel bir şekil verebiliyoruz. Oyalayıcı gibi görünse de aslında çok da fazla zamanımızı almıyor. Hatta yaparken insana zevk bile veriyor. Yaptığınız bir işin sonucunun güzel olacağını düşünüyorsanız kesinlikle yaptığınız işten size yorulmazsınız ve eminim ki zevk alırsınız. Ve tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi her iki ucu kapatıyoruz. Ve karşılık olarak kesmiş olduğumuz şeritleri çapraz bir şekilde kapatıyoruz. Bu kadar basit. Daha büyük veya daha küçük yapmak istiyorsanız dikdörtgenleri ona göre santimini daha az veya daha büyük tutabilirsiniz. Ve pişmeden önce şöyle size pişmemiş halini, şeklini yakından göstermek istiyorum. Şekli gerçekten muhteşem oldu. Hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra yağladığımız veya da fırın tepsi koymuş olduğumuz tepsiye diziyoruz. Üzerine öncelikle fırın kağıdıyla daha sonra temiz bir bez ile kapatarak 10 dakika bekletiyoruz. Poğaçalarımızın yumuşak ve puf puf olmasını istiyorsanız mutlaka tepside bir 10-15 dakika bekletmelisiniz. İçerisinden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını çırpıyoruz. Çırpmış olduğumuz yumurtayı poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz. Poğaçalarınızın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra isterseniz çörek otu veya soğanla serpiştirebilirsiniz. Fakat şeklin daha belirgin ve güzel görünmesini istiyorsanız sadece yumurta sarısını sürün ve öylece pişirin. Üzerine hiçbir şey serpiştirmeyin derim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Pişirme süresi her fırına göre değişeceği için
kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösteriyoruz. Ve poğaçalarımız pişti. Piştikten sonra gerçekten harika görünüyorlar. Ve şöyle bir de yakından görmenizi istiyorum. Özellikle bir de canlı görseniz bu poğaçaları çok çok daha güzel göründüğünü size söyleyebilirim. Diğer tariflerimde olduğu gibi her zaman ne diyoruz? Görsellik çok önemli. Biraz emek veriyoruz fakat emek verilen her şey çok güzel olur diyoruz ve gerçekten de emeğimizin karşılığını alıyoruz. Poğaçalarımıza şöyle bir dokunuyoruz. Poğaçalarımız yumuşacık, puf puf. Ve şöyle kopararak içerisinde görmek istiyoruz. Çok sıcak fakat ben hemen sizlerle paylaşmak istediğim için sıcak sıcak şöyle içerisinde size göstermek istiyorum. Poğaçalarımızın içeri aynı zamanda pamuk gibi oldu. Ve şöyle fırından çıktığında poğaçanız mis gibi kokuyor ya, ben gerçekten onu çok seviyorum. İçerisini biraz daha yakından gösterelim. İçerisinin harcı ne kadar bol olursa poğaçalarımızın lezzeti o kadar lezzetli olacaktır. Ve şöyle bir de tadına, lezzetine bakıyoruz. Poğaçalarımız inanılmaz lezzetli olmuş. Poğaçalarımızın piştikten sonra görselliğine hayran kalıp lezzetini aldıktan sonra vermiş olduğumuz emeğin karşılığını kat kat fazlasıyla aldığımızı düşünüyorum. Ve sizlerin de ısrarla mutlaka yapmanızı istiyorum. Hem gösterişli hem de lezzetli poğaça yapmak istiyorsanız bu tarifi kesinlikle kaçırmayın. Mutlaka yapın derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hem gösterişli hem lezzetli tarifler arıyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'nı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Emin olun ki sayfamı ziyaret ettikten sonra sayfamdan asla ayrılamayacak ve beni mutlaka takip edeceksiniz. Yeni göndereceğim videolu tarifleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube sayfam Gülsüm Sarayı'na abone olduktan sonra bildirim zilini sesini açmayı kesinlikle unutmayınız. Kalbinizden sevgiye, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, sevdiklerinize sevgiyle, hoşça kalın.